yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Hep birlikte bunu başaracağız. Türkiye'de parti çok. 110 tane parti var. Biz parti kuralım. 3-5 milletvekili çıkaralım. Pazarlık yapalım. Bunun derdinde değiliz. Biz birinci parti olacağız. Birinci. Yarım kalan bir işimiz var. Yarım kalan. O işi başaracağız. Bu ülkeyi yöneteceğiz. Az önce isimlerini saydınız arkadaşların. Onlar bakan olacak, milletvekili olacak. Ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Baştan söyleyeyim. Kendi şirketinizden dezenfektan almak yok mu? Başarılarım. Görevden almakla kalmam. Kendi ellerimle mahkemeye gönderirim. Haberiniz olsun. Söylemedi demeyin. Bu meydanları, bu meydanları hep birlikte dolduracağız. Adımız onun için memleket. Atatürk'e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz. Doğaya, çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz. Her türlü ayrımcılık. Cinsiyet, ırk, din, dil, mezhep, yaşam biçimi. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Herkesin kendi sorunu bu. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 2002'den bu yana bir iktidar var. 19 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. 19 yıl önce neredeydik? Bugün neredeyiz bir bakalım. İşsizlik 2002'de 10.30. Ve o zamanki rakamlar güvenilir rakamlar, çünkü kurumlar henüz yıpranmamış. Bugün işsizlik 13.40. Seninle gurur duyuyorum. Ben seninle gurur duyuyorum, susarsın. Tamam, teşekkür ederim. Gençler işsiz. Ama bazı yüzsüzler 8-10 yerden maaş alıyor. Sadece iktidar böyle değil ha, karıştırmayın. Muhalefet de böyle. Al birini vur ötekine. Muhalefette de belediyelerden 3-4 yerde maaş alanlar var. Tahterevalli siyaseti bu. Bir birisi alıyor, bir birisi alıyor. Gençler işsiz. Bunlar 3-5 tane yerden maaş almaya utanmıyorlar. Kağıt toplayıcısına ceza kesen bir devletimiz var. Pazara akşam saatlerinde gidin ucuz olur diyen bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Vatandaşa 20 gün boyunca ne yiyeceğini sormayıp ne içmeyeceğini söyleyen bir devlet var. Ama buralara muhalefetten tık bir eleştiri yok. Korkak, korkak bir muhalefet var. Aman onu söylemeyeyim, aman bunu söylemeyeyim, aman yanlış anlarlar. Gri pasaportta yurt dışına nasıl insan kaçtığını anlatıyoruz. Ya nasıl kaçırıldığını değil. Bu insanlar Türkiye'den neden kaçıyor? Bunu sorgulayacaksın. Bunu. Neden kaçıyorlar? Umut olamayan, toplumsal muhalefeti örgütleyemeyen, Türkiye bu kadar kötü yönetilirken yoksulların sözcüsü olamayan, çözüm üretemeyen bir muhalefet var. Bu ikisine de, bu iktidara da diyorum ki yüz vermeyin bir tekine, al birini vur ötekine. Devletten trilyonlarca hazine yardım alacaksın. 100 yıllık parti olacaksın. Mal var, mülk var, örgüt var, belediye var. Tek başıma ben iktidar olurum diyemeyeceksin. Tayyip Erdoğan'a imza verip sonra altını oymaya çalışan, ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın? Biz
kendi gücümüzle, milletimizin gücüyle tek başına iktidar olacağız. Milletin gücüyle. İki ay sonra herkes görecek meydanları. İki ay. İki ay sonra herkes görecek meydanları. Bakın, bu yağma düzenine, bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Gitmemeli diyeceğiz hep birlikte. Okullar kapalı, camiler açık. Ya okulda bulaşıyor, camide bulaşmıyor mu? Aman bunu söylemeyelim. Niye? Niye söylemeyelim? Yanlış anlarlar. Ne demek yanlış anlarlar? Cami bunların babasının malı mı? Cami Allah'ın evi, hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz? Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı. Lokantalarda ne istiyorsunuz ya? Toplu taşıma açık. Uçaklar 200 kişi bir yan yana binebiliyor. Toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun. Sonra lokantalar kapalı. Ne istiyorsunuz lokantalarla? Bunun hesabını soramayan bir muhalefet var. Deniz kenarında bankta oturursan ceza yersin. 5 milyonluk teknede yüzersen serbest. Sizin adaletinizi sevsinler. Biz bugün Türkiye'mizin iktidarı için 85 milyonun sessizliğine ses, çaresizliğine çare olmak için, gücüne güç katmak için bu düzenin iktidarına da muhalefetine de baş kaldırıyoruz, itiraz ediyoruz. Çaresizlikten insanları intihara sürükleyen, kadınları katleden, çocukların çocukluğunu çalan bu düzene itirazımız var. Genelgeyle devlet yöneten, namusuyla batan esnafı görmezden gelen, yazar kasa attığı zaman esnaf sorumlusu Ecevit'ti. Öyle diyorlardı. İntihar eden esnafın sorumlusu Erdoğan değil mi? Neredesin muhalefet? Neredesin? Niye savunmuyorsun Ecevit'i? Neredesin muhalefet? Yazar kasa atınca sorumlu Ecevit, esnaf intihar edince sorumlu Erdoğan değil. Türkiye'ye bak, ne güzel ya. Gençlerin neşesini çalan, geleceğini karartan, sesini bastırmaya çalışan, onları geleceğe değil aşağı baktırmak isteyen bu dükta düzenine itirazımız var. Aşağı bakmayacağız, yukarı bakacağız. 50 yıl öncesinden örnekler veriyor. Meydanlarda Erdoğan 50 yıl önceki Türkiye'den örnekler verecek. Ben gelecekten 50 yıl sonrasından tahminlerde bulunmaya çalışacağım. Farkımız o olacak. Hani ben kuantum derken o çay kahve kek diyor ya. Devam edeceğiz o geleneğe. Ama arada canı sıkılınca aya gidebilir arkadaş. O da serbest. Din sömürüsüyle, inanç sömürüsüyle, vicdan sömürüsüyle her fırsatta yaşam tarzımıza müdahale eden Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinde onun sağladığı demokrasiyi kullanarak ortaçağ hayali yaşatan bu zihniyete itirazımız var. Lebalet kongre yapanlara, çiftçinin traktörüne haciz koyanlara, insanı insan olduğu için değil de turistten para kazanmak için aşılayanlara, biz cenazelerimizi 3-5 kişiyle toprağa verirken protokol cenazesinde saf tutanlara itirazımız var. Baş kaldırıyoruz. İtaat etmiyoruz. İtiraz ediyoruz. İtiraz ediyoruz. Muhterem Hoca Efendi diye devlet kurumlarını FETÖ'cülere teslim edenlere, cari açığı kapatıyoruz diye altın kaçakçısıyla iş tutanlara, mafya babalarını hayırsever iş adamı ilan edenlere itirazımız var. Çiftçi mahsulünü sokaklara dökerken, esnaf siftahsız kepenk kapatırken, Merkez Bankası'nı boşaltanlara, kripto para borsasında vurgun yapanları koruyanlara itirazımız var. Ortaçağ kafasıyla anayasa yapanlara,
devlet geleneğini yok sayanlara, tek adamı bin yıllık gelenekten milyonlarca insandan büyük tutanlara itirazımız var. Ben kendini milliyetçi olarak tanımlayanlara da bir çift sözüm var. Binlerce yıllık Türk tarihini yok ettiler, geleneklerini yok ettiler. Bilge Kağan vardı, Bilge Kağan. İkinci adam vardı Bilge Kağan'ın yanında. Toyukuk vardı. Alparslan vardı. Yanında Nizamül Mülk vardı, ikinci adam. Osmanlı Devleti'nde Çandarlılar var, Köprülüler var. Cumhuriyet kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk varsa İsmet Paşa var. Şimdi kim var? Tek adam var. İkinci adam binlerce yıllık geleneğimizi bile yok etti. Yürütme onda, yasama onda, yargı onda ne yazık ki. Millet can derdine düşmüşken, ya hastalığa ya açlığa mahkum edilmişken, yandaşına sahip çıkan, milleti kimsesiz bırakan, bayram tatilinde en kötü ihtimalle Türkiye'de olanlara itirazımız var. Ona bir de müjdemiz var. En kötü ihtimalle 2023'te seni göndereceğiz.